Arkadaşlar merhaba. Bu akşam size şunu anlatacağım. Şimdi bu sosyal içerik üreticilerinin bir kanuna göre gelir vergisinden müstesna olduklarını belgeleyen bir yazı alıp bir hesap açtırması gerekiyor. İşte sosyal ağ sağlayıcılar, görüntü, ses, video gibi içerik üretenler, bu akıllı telefonlara uygulama yapanlar, bu gibi şeylerden kazanç elde edenler vergiden muafmış gibi bir şey var. Şimdi bu durumda ne yapılacak? Onu göstereyim. Google sayfasına Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi gibi bir şey yazınca zaten bu çıkıyor. Buradan girdikten sonra şurada E-Devlet'te giriş var. E-Devlet'te girersiniz. Buna da girdikten sonra bu arama yerine direkt istisna yazın. Şurada iki tane geliyor zaten en başta. Şimdi bir tanesi istisna belgesi talep dilekçesi oluşturulacak. Şimdi bunu anlatacağım. Ondan sonra banka bilgileri var. Bu belgeyle sanırım bankaya gidilecek. Ondan sonra buraya da banka bilgileriniz girecek. Onu da daha sonra anlatacağım size ya da bu videonun devamına eklerim. Şimdi biz buna başvuracağız. Buraları okursunuz. Demin bahsettiğim şeylerle ilgili bir şeyler yazıyor. Ondan sonra e-posta adresi diyor. Buradan bir e-posta adresimizi giriyoruz. Burada diyor zaten 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 25 maddesi kapsamındaki faaliyetlerinizi seçiniz diyor. Hani burada sosyal içerik üret, TikTok, MikTok, YouTube bu tarz şey mi? Yoksa app mi yapıyorsunuz? Şu uygulama geliştirici mi? Şimdi biz şuna başvuralım. Ya da buna da başvurabiliriz ikisine beraber. Biz sosyal içerik olana başvuracağız. Bunu seçiyoruz. İleri diyoruz. Dilekçeye eklemek istediğiniz belge var ise dosyaları seçin diyor. Eklemek istediğimiz bir şey yok. İleri diyoruz. Burada bilgileri yazıyor. Eklenecek ekstra bir şey yok. Onayla diyoruz. İstisna belgeniz onaylansın mı? Şifre gönderiyor cep telefonuna. Telefona bakıyoruz gelen bir şey var mı? Şimdi şifremiz geldi. Şifremizi girdikten sonra şimdi dilekçemizi girmiş oluyoruz. Dilekçelerinize buradan da gidebilirsiniz. Burayı kaçırdınızsa şurada dilekçelerim diye aratırsınız. Dilekçelerim var. Şurada listede diyelim. Henüz daha buraya da düşmedi. Birkaç dakika sonra buraya düşecek. Dediğim gibi birkaç dakika sonra buraya düşecek. Az önce vermiş olduğunuz dilekçeyi göreceksiniz. Ondan sonra size bildirim olacak sanırım. Bugün Cuma günlerden ben başvurdum. Pazartesi sistemi tekrar kontrol ederim. Gelen giden bir şey varsa dilekçenin ekine eklerim. Az önce bahsettiğim olay gelmiş buraya. Vergi dairenize düşmüş. Görüntüle dediniz mi? Zaten az önce karışık formatta yazdığınız şeyi tek A4'e dökmüş oluyor. Bunun gibi. Buraları da okursunuz. Hani nasıl cevap yazıyor, ne isteyecekler falan filan. Talep etmekteyim. Tamam, amacımız doğru. Başka bir şey yok burada. Durum bu. Ondan sonra pazartesi şunu da kontrol edersin. Şuraya bir tane etiket vuruyorlar hangi tarihte işleme alındı diye. Oradaki numaradan da dilekçenizi takip ettirebilirsiniz. Şurada da numara veriyor. Buradan da takip ettirebilirsiniz bir cevap gelmezse. Gelen cevapları şey yapacağım. Bir sorunuz falan olursa yorumlara yazabilirsiniz. Abone olup beğenebilirsiniz. Hatta abone olmayan sorularına cevap vermiyorum. Başka onun haricinde diyeceğim bir şey yok. Videoyu burada durdurtup tekrar devam edeceğim sonra. İşlemimiz tamamen bitmedi.
devamını ekleyeceğim. Bu kadar.